Ankara'daki Çorumlular buluştu. Ankara'da yaşayan Çorumlular, Çorum Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği geleneksel Ankara Çorumlular buluşmasında bir araya geldi. Geleneksel Ankara Çorumlular buluşmasında başkentte yaşayan Çorumlular bir araya geldi. Çorum Dernekler Federasyonu yönetimi ve Hitit Dernekler Federasyonu yönetimi olarak Ankara'da evimizdeyiz. Çorum konağındayız. Biz buradan, Çorum konağından ülkemize, Ankara'mıza, Çorum'umuza, bizden sonraki gelecek nesillere bir mesaj vermek istiyoruz. Biz Türkiye'yiz. Biz Ankara'yız. Biz Ankara'da yaşayan Çorumlularız. Bizler Ankara'nın geçmişte kültürüne, yapısına, ekonomisine nasıl katkıda bulunduysak, bundan sonra da doğduğumuz kent olan Çorum'dan doyduğumuz kent olan Ankara'ya geldik. Ankara'nın yine her alanda büyümesine, gelişmesine katkıda bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz. Çorum Dernekler Federasyonu'nun Çorum Konağı'nda gerçekleştirilen organizasyona Altındağ Belediye Başkanı Doçent Doktor Asım Balcı, Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, CHP Genel Başkanı Başdanışmanı Kenan Nuhut, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek başkanlarının yanı sıra çok sayıda Çorumlu katıldı. Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle etkinliğin eğlence kısmı iptal edildi. Çorum Federasyon Başkanları yaptıkları konuşmada birlik ve beraberlik mesajları vererek kaynaşmanın sağlanması için gayret edeceklerini söylediler. Bundan 4 sene önce iki federasyon başkanımızı yönetimle beraber birlik beraberlik yemeğine davet etmiştim. Allah razı olsun. İki federasyon başkanımız ve yönetimi de davetimize icap ettiler. Temeli de orada atmıştık. Tabariye pandemi girdi. Pandemiden dolayı sıkıntılar yaşandı. İnşallah bulaşacağız. Ama ben buradan tekrar iki federasyon başkanımızla tebrik ediyorum. Biz birlik olmazsak, arkadaşlar beraber olmazsak gücümüzü kaybederiz. Birlikte rahmet var, ayrılıkta azap var. Türkiye Cumhuriyeti başka bir cumhuriyet değildir. Bir Libya Cumhuriyeti, Irak Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Cumhuriyeti değildir. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize emanet ettiği eşit yurttaşlık cumhuriyetidir. Bu ülkede yaşayan her yurttaş, bu ülkedeki kanunlara, yasalara da uygun davrandığı müddetçe, vatandaşlık görevini yaptığı müddetçe bu ülkenin eşit vatandaşıdır. Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlere, bizi ülkemizi zayıflatmak isteyenlere, yangınla, sabotajla, başka şeyle mücadele etmenin yolu işte bu iki federasyonun bir arada olma yoludur. Bugüne kadar hizmet eden tüm dernek başkanlarıma hakikaten buradan şükranlarımı sunuyorum. Çünkü her zaman biz Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz diyoruz. Ve Ankaralılardan sonra da Ankara'da yaşayan en çok toplumun sorumlu olduğunu söylüyoruz. Onları bugünlere taşımak hakikaten kolay değil. O nedenle şu anda da görev yapan Hayri Çağır Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çorum Türkiye'nin merkezidir. Dünyanın merkezidir. Onun için Çorumluyum. Türkiye'den sorumluyum. Halkımızdan sorumluyum. Her sorumlu vatandaşımızın böyle bir sorumluluğu da var. Anadolu'muzun güzel insanı, güzel insanları, güzel şehrimiz. Dolayısıyla tabii uzun süre görev yaptığımız için Çorum'umuzun birçok ilçesinde de hizmetlerimiz var. Köyünde de vardır, köylerde de vardır ama bu hizmet kervanı yine inşallah devam ediyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ربي vatanımıza, memleketimize kastetmek isteyen fasitlere fırsat verme ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi daim eyle. Ezanımızı susturma. Bayrağımızı indirtme ya Rabbel Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için, şehitlerimizin ruhları için El-Fatiha.